Göztepe'yi ayrı bir kenara koyuyorum. Hemen hemen İmam Altınbaş aldıktan sonra, Altınbaş grubu aldıktan sonra bir amatör küme mazileri oldu ki bu kulübü şöyle baktığınız zaman ne benim içim yanıyordu. İnanın bu formasını giymiş, buraya hizmet etmiş. Bu İzmir'in üzüle kulüplerinden, köklü kulüplerinden birinci ligde Avrupa'da efsane bir takımı kurgusu olan bir kulübün bu duruma düşmesi, ben bir spor adamı olarak ve Göztepe formasını giymiş biri olarak beni çok üzüyordu. Sağ olsunlar ki sahip çıktılar, aldılar, buraya kadar getirdiler bu kulübü. Bu kulüpte tabii ki bir takım şanssızlıklar olacak. Futbol hep iyi giden bir oyun değil. Olumsuzluklar vardır. Eğer siz bu olumsuzluklarda ders çıkarabiliyorsanız, bir şeyler alabilip önümüzdeki seneye bir katkı sağlayabiliyorsunuz, o zaman bu işin üstesinden geliyorsunuz. Eğer sağlayamazsanız, oradan bir ders çıkaramazsanız tabii ki başınıza bu kötü olumsuzluklar da gelebiliyor. Zaten baktığımız zaman bunun iki sene evvel bir mesajı verildi. İki sene evvel de baktığımız zaman Göztepe direkten döndü. Ben o zaman Giresun'un başındaydım. Evet. Giresun'la beraber birlikte çekişiyorduk. Ve oradan öyle tahmin ki alınmış dersler olmadı. Alınmış dersler olmadı. O dersler alınmadıkça yine nasıl olsa bu çark döner, bu şekilde gibi gideriz dendi. Ama hedef hep yukarısı oldu. Çünkü Göztepe'nin ismi olduğu her yerde hedef vardır. Taraftarı, bu büyük taraftarı, coşkulu taraftarın hep istediği bir şey vardır, hedeftir. Burada tabii ki bir takım olumsuzluklar yaşandı. Ha şimdi biz buraya geldik, biz şimdi arkaya bakmıyoruz. Biz arkada aldığımız olumsuzlukları önümüze sererek bir yol haritası çizdik kendimize. Tabii ki bir takım transferler yaptık, bir takım katkılar yaptık. Futbol gidenler oldu, gelenler oldu. Şimdi bu iş bizim işimiz. Teknik adam olarak Erhan Altın ve ekibinin işi. Biz bu yaptığımız transferleri hep seçme. Şunu söylüyorum burada özellikle de Hüseyin Altınbaş'a çok teşekkür ediyorum. Özgür Zengin'e çok teşekkür ediyorum. Bu konuda benim her söylemime cevap aldım. Her istediğimi karşımda gördüm. Ve istediğim bir takımı %90 hallettim, bitirdim. Ve futbol mantalitesine, taktiksel olaylarıma uyabilecek bütün futbolcu arkadaşlarımızı topladık. Ha bundan sonra olay kime düşüyor? Erhan Altın'a düşüyor. Erhan Altın artık bir eğitimci olarak bu futbolcularla birlikte başta bizim yapacağımız bir olayım var. Ben hep gittiğim her takımda bunu yaptım. Bir kere disiplinin olmadığı bir yerde, saygının olmadığı bir yerde, sevginin olmadığı bir yerde hiçbir başarı yakalanma şansı yok. Evet. Biz bu ortamı, aile ortamını yakalayacağız burada. Tabii ki iç bünyede bir takım huzursuzluklar olmayacak mı? Olacak tabii. Çünkü kalabalık bir kitlesin. Bu kalabalık kitleyi idare etmek, o kriz dönemini çözmek bizim işimiz. Biz ki bu sene yaptığımız transferlerle her şeyle hedefimizi koyduk ki burada zaten bir değişim var. Yeni bir sayfa açtık artık. Başta Hüseyin Altınbaş, futbol direktörü getirildi Özgür Zengin. Arkasından teknik direktör olarak Erhan Altın, böyle bir üçlü iyi bir kombine çalışmayla muhteşem bir takım yarattık. Biz bu takımı artık bundan sonraki olaylarda taraftarımıza futbol adına, futbolun bütün güzelliklerini, futbolun sanat yönünü sahaya yansıtmak bize düşüyor. Biz de bunu yapmak için aramızda bir 30-35 günlük bir süre var. Bu süre kampı sağlıklı bir hem taktiksel hem zihinsel hem mental olarak sağlıklı bir geçiş döneminden sonra sezona gireceğiz. Bizim hedefimiz var. Hedefimiz başarıdır. Başarının altında her şey yatıyor zaten. Evet. Hoca Uluç, istikrar son derece önemli futbolda ama az önce de belirttiğimiz gibi Göztepe son yıllarda özellikle kadro istikrarını sağlayamadı ve bugüne gelindi. Erhan Hocam da sezon öncesi gelişmeleri satır başlarıyla güzelce yorumladı, anlattı, özetledi. İstediği takımın %90'ının şu an için oluşturulduğunu belirtti, vurguladı. Siz sezon öncesinde sizin pencerenizden Göztepe nasıl görünüyor? Şimdi tabii hocam daha önce futbolda oynadığı bir markanın kulübün içine maalesef diyeyim çok kötü bir dönemde geldi. Yani bana göre olay sadece takım değil. Bir zamanlar takımdı. Ama şimdi öyle değil. Benim gördüğüm kadarıyla.
Şimdi bir kere ortada bir hasta var. Bu hasta hocamın da kısa şeyde anlattığı, özetlediği gibi baştan amatör kümeye düşmekle komaya girmişti. Ama bugünkü başkanın abisi Sayın Başkan döneminde adeta tıkır 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 şeyleri, kümeleri üste doğru atlayarak Süper Lig'in bir altına kadar geldiler. Ve herkes gibi ben de, hatta birinci lige çıktıkları zaman orayı da aynı mükemmeliyette atlayacaklarına ve Göztepe'nin yıllardan, İzmir'in yıllardan beri Süper Lig'deki özlenen temsilcisi olduklarına inanıyordum. Ama birdenbire tam bir ters bir tablo çıktı karşımıza ve maalesef o tablo Göztepe'yi bir üste taşıyacağı yerde bir alta düşürdü. Şimdi biz eğer hastalığı iyi teşhis edemezsek, önce iyi tespit edemezsek, sonra teşhisi iyi koyamazsak, tedaviyi de ne kadar iyimser olursak olalım, doğru dürüst yapamayız. Ve sonuç, başarı beklenen bir takım başarısız olur. Şimdi hocamın bu söylediği heyecanla, o heyecanı ben buraya bakarak değil, ekrana bakarak seyrettim. Çok güzel. Ondan sonra işte yepyeni bir takım kurduk. Göztepe yıllardan beri her sene Haziran, Temmuz döneminde yepyeni bir takım kuruyor. Hatta o yetmiyor. Ocak ayında da o yepyeni takıma yepyeni takviyeler yapılıyor. Ama bak yukarıya doğru gideceği yerde aşağıya gidiyor. Şimdi demek ki diyorum ben, olay sadece takım, transfer, iyi oyuncular, iyi hocalar. Yani sizden önce gelen hocalar da iyi hocalardı. Tamam mı? Yani o tartışılmaz. O bakımdan. Şimdi bana göre ortada başka iyi dönmeyen bir başka şeyler var. Neler mesela olabilir? Efendim yani, neler olduğunu geçen senenin son maçından sonra bütün Türkiye gazetelerinde, televizyon ekranlarında gördüğümüz ve bir daha asla tekrarlanmasını istemediğimiz olaylar gösteriyor. Yani stadyumun altındaki spor salonlarından başlayarak Göztepe tesisleri, Göztepe kulübü darmadağın edildi. Değil mi? Yani şimdi ne dersek diyelim, eğer biz Göztepe takımını, sahadaki takımını Göztepe camiasıyla, Göztepe taraftarıyla barıştıramazsanız, sadece sizin için söylemiyorum, yönetim için söylüyorum. Herkes için. Tamam, bizim için de geçerli tabii ki. Yani çünkü tribünlerden saha içine eğer olumsuz, negatif bir enerji yayılmaya başlarsa futbolcuların ve sizin başarılı olmanız imkanı yok. Dayanırsınız bir gün çökersiniz. O bakımdan söylüyorum. Şimdi burada arkadaşça, dostça konuşuyoruz ve hepimizin dileği Göztepe'nin geldiği yere bu sene çıkması, seneye de inşallah Süper Lig'e yolculuğuna başlamasıdır. Çok güzel bir konulara değindiniz. Dinliyorum sizi. Böyle şimdi, heyecanla dinliyorum evet, sizi. Şimdi yani sizin takımınızın, aldığınız oyuncuların iyi niyetle çalışarak belirli bir hedefe, başarıya koşma şeyinizi, heyecanınızı, azminizi, verdiğiniz sözleri ben de heyecanla kabul ediyorum. Ama iş orada bana göre bitmiyor. Asıl önemli olan, dediğim gibi, o tribünlerden aylardır, hele birkaç yıldır sahaya, futbolcuların üzerine ve teknik adamların üzerine yayılan olumsuz, negatif baskı var. Baskı da var. Böyle bir enerji takım başarılı olamaz. Sezonun ilk antrenmanından itibaren bu negatif baskı pozitif desteğe dönüşmeli. Bu en büyük hastalık Göztepe'de. Ve maalesef, bakın hocam, ben size söyleyeyim. Yıllardır burada konuşuyoruz. Gerek Engin'le beraber yaptığım sonra, gerek Haluk kardeşimle yaptığım sonra. Ben adeta kırık plak gibi hep aynı şeyi söyledim. Göztepe'nin en büyük problemi camiasıyla arasında köprülerin kurulamamasıdır. Nokta. Nokta koydunuz. Siz Göztepe'nin geçmişini de yakından bilen birisi olarak, şimdi bu takımın formasını giymiş eski bir futbolcusu, yeni bir teknik direktörü olarak, bu konuda yıllardır gazetecilerden, köşe yazarlarından, spor futbol yorumcularından bu eleştiri sıklıkla geldi Göztepe kulübüne. Özellikle Sayın İmam Altınbaş'ın kulübü devraldıktan sonra camiayla kulübün arasında mesafeler olduğu
eleştirisi sıklıkla dile getirildi. Camiayı yakından tanıyan birisi olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Öcalan abim o kadar güzel konuya değindi ki. Ben şu Göztepe'nin düştüğü pozisyona bakıyorum. Şimdi dediği gibi taraftar baskısı çok önemli burada. Ama o taraftarla bir ilişki kurulamadı. Evet. Değil mi? Bir iletişim kurulamadı. Evet. İletişim kopuktu. Frekans. Frekans tutar. Frekansın tutmaması için hiçbir sebep yok. Karşımızda bilinçli, kulübünü seven, markasını seven bir topluluk var. Evet. Takımı için kendi canını bile feda edebilecek durumuna gelip kendini kaybetmiş bir durumda olan bir topluluk var. Hı. Bu niye? Bu şu renklere, şu markaya sevgisinden kaynaklanıyor bu, değil mi? Ama eğer bu kişilerle yönetim, taraftar ilişkisi, teknik adam, taraftar ilişkisi, futbolcu, taraftar ilişkisi sağlıklı bir ortam yakaladığı süreçte bu işin üstesinden geliriz. Ve ben bunun yıllarca araştırmasını yaptım. Ve ben şu anda Türkiye'deki sadece Göztepe değil, bütün Türkiye'deki kulüplerin hemen hemen hepsi bu durumdalar. Hepsi, çalıştığım kulüpler var, gözlem yaptığım kulüpler var, araştırdığım kulüpler var. Avrupa'da da araştırma yapıyorum. Şimdi ben her şeyi bir şey yaparken bilimsel olarak yapıyorum. Şimdi Avrupa'daki futbol kalitesiyle Türkiye'deki futbol kalitesi, futbolcu bireysel olarak futbolcuları aldığınız zaman teknik güç, futbol mantalitesi olarak 3 gömlek üstündeyiz. Avrupa'nın, bakın, 3 gömlek üstündeyiz. Teknik adam becerisi, araştırması, anında sorun çözebilecek teknik adam bilgi birikimiyle Türkiye'deki bütün teknik direktörleri kapsam içerisine atıyorum, meslektaşlarım atıyorum. Onlar da üst düzeyde. Ama burada bazı şeyler, bir tek şu olayı, o dediklerimi koparan bir tek olay var, mantalite. Biz bu mantalitemizi yansıtamıyoruz ortaya. Mantalitemizi birazcık yansıttık. Galatasaray UEFA Kupası'nı aldı. Süper Kupayı aldı. Birazcık yansıttık. Milli takım dünya üçüncüsü oldu. Ondan sonra tekrar böyle bir bozulmaya girdik, gittik. Şimdi bizim futbolcularımız sahada bu sanatsal yönlerini niye yansıtamıyorlar? Dediğiniz olaydan. Taraftar baskısından. O korkaklıktan. Ne bir olumsuzluk yaptığım an o seyircinin o ayette tezahüratı korkusundan ve saha içerisinde sorumluluktan kaçıyor. Şimdi ben taraftarımdan söz aldım. Ben taraftarımın içindeyim. Ben bunları yaşadım. Ben taraftarımla bir olumsuzluk yaşadım. Şampiyon olduğumuz sene, 1980-81 sezonunda şampiyon olduğumuz sene 90 bin seyirci Karşıyaka maçına tur attılar. Ve o taraftarıma söz verdim. Ben futbolcuydum o zaman. Dedim ki çıldırıyorlardı. Lütfen sakin olalım dedim. Bakın, bizim size ihtiyacımız var. Bizi sahada sağlıklı oynatmak istiyorsanız sizler yapacaksınız bunu. Size şeref sözü, bu takımı şampiyon yapacağız dedim. Ve arkadaşlarımın adına da aynı şeyi size veriyorum dedim. Ve biz o inançla birlikte, o taraftarın o almış olduğu enerjiyle birlikte biz bu takımı şampiyon yaptık. Şampiyon olduk. Şimdi hep takip ediyorum ileride. Ben bu maçı, son maçı seyredemedim. Ve içimde bir titreşim, bir korku vardı. İçeride oynuyorlar. Tavşanlı maçı. Keşke dedim ki Göztepe dedim Tavşanlı da oynasa maçı. Göztepe Tavşanlı da oynasa da maçı düşmezdi, biliyor musun? Çünkü o seyirci baskısı, o seyirci korkusu veriyor. Ben o ara İtalya'daydım. Maçlar vardı, onları seyretmeye gittim. Maçı izleyemedim ve internette otele geldim, maça bir baktım, gittim, içim eridi gitti ya. Böyle bir köklü camianın bu durumları. Ha, bu olabilir ama şu var. Dünyanın sonu değil. Bir sene şampiyon olamayabilirsiniz. Küme düşebilirsiniz. Ama Allah aşkınıza lütfen, bir kırılan kalbi, bir canı, bir organı geriye getirme şansınız var mı? Bana bunu söyler misiniz ya? Ne olur, hayatta her şey zaten olacağına varıyor. Biz taraftarlarımıza bunları konuşacağız. Bir milat yaratacağız. Taraftarımız hem gelen takımı, hem kendi takımını, ki bir sahada bir mücadele var.
Ben buradan her zaman, her yerde, her programda söylüyorum. Teknik adamlarla adını da konuşuyorum. Kendi adıma da konuşuyorum. Futbolcular adına da konuşuyorum. Şimdi biz burada sanat yapıyoruz. Bizim karşımızdaki düşmanımız değil. Bizim karşımızdaki rakibimiz. O rakibe bile saygı göstermek zorundayız. Onun vermiş olduğu bir mücadele var. O mücadeleyi benim üstümde, benim futbol mantalitemi çözüp beni alt edebiliyorsa, beni yenebiliyorsa, ben onun gidip elini sıkmalıyım. Ona saygı göstermeliyim. Benim taraftarım onları alkışlamalı. Ama bana da, benim futbolcuma, bize de alkış yapmalı. Niye? Çünkü bir hafta sonra benim takım oraya motive olacak. Lig uzun bir maraton. Bu uzun maraton sonunda eğer bir birliktelik, taraftar, yönetim, futbolcu, teknik heyet, basın, medyayı da katıyorum için size. Basını ve medyayı da katıyorum. Biz bir aileyiz. Biz birbirimizden kopmak diye bir şansımız yok. Her halkanın birbirine çok iyi kenetlenmesi lazım ki bir işin üstesinden gelelim. Arkadaşlar ben burada araştırma yapıyorum. İzmir'in, diyorlar ki İzmir'de bir takım yok Süper Lig'de. Nasıl olsun? Ben size soruyorum, bir araştırma yaptım. Niye olmadığının bir araştırması yapıldı mı acaba? Ben yapıyorum bunu, yaptım. Nedir biliyor musun? Nasıl bir sonuca vardınız? Nasıl bir sonuca vardım biliyor musun? Tesisleşmedenden bir şey yok kulüplerde. Futbolcuların rahat dinlenebileceği, istirahat edebileceği ne stat var ne tesis var. Sanki İzmir bu ülkeden dışlanmış bir yer gibi. 4 tane takım 1 tane sahada oynuyor ya, oynayacak. O zemin onu kaldırabilir mi Allah aşkına? Kaldırmıyor zaten. Atatürk stadı diyorsunuz. Atatürk stadı, o da bitmiş bir durumda. Seyirciyle kenetleşemiyorsunuz. Orası olimpiyat stadı diye yapılmış bir stat orası. Hı. Burada kaç tane takım var? Benim zamanımda Altınordu, İzmirspor, Bucası, her birbirimize maç yapıyorduk. Ne kadar güzel bir ortam vardı. Ligde 2 tane takım, birinci ligde 2 tane takım vardı. Ama nedir? Bir mücadelelerle gelindi oraya. Hı. Ama şimdi bakıyorum, yok. Ha şimdi ben bunu yaptım. Ben şimdi geldim, sağ olsun, başkanımdan söz aldım. İlk evvela tesisleşme. Evet, şimdi taraftarlardan da sıkça o tesisle ilgili sorular geliyor. Madem geri gelmişken, tesis konusuna da girmişken biraz daha genişletelim. Seferihisar ve Kuşadası ile ilgili girişimler vardı ancak olmadı. Urla'daki başlanan tesisle ilgili nasıl bir bilgiye sahipsiniz? Şu anda İnciraltı'nda zannediyorum sezonu açacaksınız. İnciraltı tesisleriyle ilgili düşünceniz, gezdiniz mi, gördünüz mü orayı, mutlaka görmüşsünüzdür. Şimdi ben buraya geldiğimde bir kere... Teşhis başladı. Şimdi asıl şeyine geldik. Şimdi ben buraya geldiğimde zaten... Şimdi tedaviye doğrulacağız. Evet, çok güzel. Şimdi ben buraya geldiğimde... Bir parantez bir şey söyleyeyim, hocamın söylediklerini desteklemek bakımından. Pazar günü Mustafa Denizli Hoca ile beraberdik. Evet. Yine böyle spor konusunu şey yapıyorum. Bana dedi ki, Rocal dedi, ben bir araştırma yaptırdım. Tabii şimdi kendisi yaptırdığı araştırma, kendisi açıklamadığı için ben rakamları, onun bana verdiği rakamları ben burada söyleyemem. Ama bir şey söyleyeceğim genel itibariyle. Türkiye liglerinde dedi, bir sezonda dedi, takımların dedi, deplasmanda aldıkları puanlar, evde aldıkları puanlardan daha fazla dedi. Rakamsal olarak, yüzde olarak söyledi. Çıkıyor ortaya zaten. Seyirci baskısı, olumsuz enerji. Çıkıyor zaten. Yani dışarıda deplasmanda aldıkları puanlar, evlerinde aldıkları puanlardan daha fazla. Hocamı söyledi. Hem de yüzdeleriyle söyledi. Tabii biliyorum. Tamam. Mustafa hocamla konuşuyoruz zaten. Biz hep bu konuları şey yapıyoruz. Doğru söylüyorsun. Takip ediyorum. Çünkü bakın, ama bunu bizler eğitimci olarak üstesinden gelmeliyiz. Bu niye böyle oluyor? Kesip atmamalıyız. Evet. Araştırmanın üstüne gidip bu iş sorunları çözmemiz lazım. Tedavisi var. Tedavisi var. Tedavisi çok basit yani. Zor da değil. Ha, ben tedavisini nasıl yapıyorum? Ben taraftarlarımla konuşuyorum. Bir karşılıklı geldiğimiz zaman sohbet ediyoruz. Anlatıyorum. Arkadaşlarımız böyle böyle. Sizlere ihtiyacımız var. Sizlerin eğer desteği olmadığı süreç içerisinde bu siz bir yani gülün diyelim yapraklarısınız. Yapraklarısınız. Oru bizi oraya bizi açmak adına var olan kişilersiniz siz yani. Bunu biz arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bir de ben futbolcuma şunu diyorum. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Buranın sizin sorumlunuz kim? Hesabı verecek olan kişi kim? Buradan en basit gidecek kişi kim? Benim.
Onu bütün yükü ben alıyorum size. Benim sizden bir ricam var. Lütfen. Size Allah'ın vermiş olduğu şu futbol zekasını, şu teknik kapasiteyi, şu gücünüzü hiçbir baskı altında kalmadan sanatsal yönünü sahaya yazın. Şov yapın, şov. Ki gelenler zevk alsın. Bir olumsuzluk yapacaksın, olacak. Futbolun içinde var bunlar zaten. Korkma ki bana, onu düzeltmek adına sen tekrar üstüne git, mücadeleni yap. İnanıyorum ki o taraftar seni alkışlayacak yine. Ha sen eğer şov yapayım diye topu kaptırıp beklersen, durursan, o arkadaşın koşarken sen onu seyredersen, o olmaz, o yanlış bir şey. O zaman işte tepkiyi alırsın. Ama sen sahaya futbolun güzelliklerini, sanatsal yönünü yansıt, şov yap, pozitif futbolu sahaya, ondan sonrası zaten taraftar seni alkışlayacak, taraftar seni gökyüzüne çıkaracak yani. Peki hocam, tesisler olayına geri dönecek olursak. Ya şimdi geldiğimde başkanımla konuştum, sağ olsun onun sözünü aldım zaten. Yani tesis olmayınca bu iş olmuyor, yürümüyor. Bunun iki senedir bir yaşanmışlık olayı var. Tesissizlikten bu takımın buraya geldiğini araştırdım. Çünkü iletişim kopukluğu vardı. Hep bir arada olamıyorduk. Olunmuyordu. Antrenman bitiyordu. Antrenmandan sonra futbolcular geliyor, duşunu alıp herkes gidiyordu. Yani bir iletişim yoktu futbolcular arasında. Başkana bunu izah ettim. Bilimsel bir şekilde konuştuk. Başkanım zaten bunu ben gelmeden araştırmasını yapmış ve hasta yönünü dediğimiz hasta olayı çözmüş ve şimdi buna tedavi adına çalışmalar yapıyor. Ki bizim tesis çalışmalarımız var. Bir arazi üstünde duruluyor ve hakikaten inşallah o araziyi hayata geçirdiğimiz süreç içerisinde Türkiye'de eşi emsali olmayan bir tesise sahip olacağız. Urla'dan bahsediyorsunuz değil mi? Urla mı? Bilemiyorum. Urla. Oranın yeni bir arazi var. O araziyle ilgili nerede olduğunu bilemiyorum. O çalışmalarımız, o plan projelerimiz var. Şimdi biz burada incir altında çalışacağız. Oranın her şeyini aldık. Oraya bir tesis yapıyoruz. Hı. Futbolcuların orada yatıp kalkabileceği. Sahadan hemen çıkar çıkma, tesislerden çıkar çıkmaz sahaya çıkıp antrenmanlarını yapıp, antrenmanlarından sonra iyi bir beslenip 2-3 saat istirahatlerini yapıp, istirahatten sonra çıkıp sosyal hayatlarındaki yaşamlarını devam ettirip, ondan sonra bekarlar için bir saatimiz var. Saatte, o saatte gelip tesislerde bizim kontrolümüzde istirahatlerini yapıp bu şekilde bir organizasyon yaptık. O konuda sıkıntımız yok şükürler olsun. Tesisle ilgili merak eden izleyicilerimiz vardı. Ahmet Yiğit olsun. Onun dışında Fatih Bey, yine Bülent Bey size tesisle ilgili sorular ilettiler. Onların da ismini okumuş olalım. Biraz daha önümdeki soruları eriteyim. Tekrar taraftarların sorularına geçeceğim. Transferi biraz da konuşalım hocam. 13 transfer var. Şimdi transfere gelmeden. Buyurun. Şimdi tespit ve tedavinin ikinci adımına gelelim. Tabii tesis olmayınca bu soracağım soru ayakları olmuyor havada. Altyapı. 5 senede benim bildiğim, burada sizin gibi programımıza katılan hocalarımızın, Celal Hoca'nın, ondan sonra Ercan Hoca'nın hep üzerinde durdukları şey aynı şey. Tesis ve tesis olunca da tabii altyapı. Göztepe 5 senede geldi gitti. 200'den fazla futbolcu aldı, gönderdi. Düşünebiliyor musunuz? Gırtlağa kadar borç içinde olan kulüplere karşı Göztepe'nin sadece transferde o futbolculara verdiği paralar havaya gitti. Neden? Tesis yok, altyapı yok. Hep dışarıya al, ver, al, ver. Sonra hadi Süper Lig'e çıkamadın. Şimdi 2. Lig'e düştün. Şimdi o bakımdan yani altyapı tesisle beraber bir altyapı projesinin de Göztepe gibi bir kulüpte, 100 yıllık bir kulüpte, marka bir kulüpte olması asgarisinden proje itibariyle temelinin atılması lazım ki bu her transferde 20 kişi, Ocak transferinde 10 kişi, haydi geldi gitti olmamalı. Aynen öyle. O kadar evet. Ya hakikaten böyle bakıyorum, çok güzel bir iletişim kuruyoruz. Birbirimizi bu konuda çok iyi tamamlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum size. Ben hep şunu söylüyorum, bir takımın temeli neresidir? Altyapısıdır. Altyapısı sağlam olmayan bir takım her sene çöküşe gider. Ama ben bu
Göztepe'de 2-3 seneye kadar altyapı diye bir şey yoktu gibi geliyor bana. Var mıydı? Yok. Şimdi Özgür Bey geldikten sonra bir altyapıda bir canlanma oldu. Bir hareketlilik oldu. Ama tesissiz altyapı. Bakın, oraya geleceğim işte. Şimdi ki şu bir örnek işte bir şeyini veriyor yani. Bir tesissiz demek ki tesissiz altyapıyla U17'nin şampiyon olduğu, U18'in final oynadığı, A2'nin yarı final oynadığı bir altyapı çıktı ortaya. Evet. Bir de tesisinizin olduğunu düşünün ki ne cevherler çıkaracaksınız. Kim var? Ben şimdi A2'den hemen hemen 8-9 tane çocuk getiriyorum kampa. Güzel. Çok yetenekli, bu takımın geleceğini oluşturabilecek gençler, yetenekler. Yani hakikaten çok iyi yetenekler. Kampa gideceğiz, beraber olacağız, maçlar yapacağız. Onları göreceğiz, sağlıklı biçimde eksikleri varsa eksiklerini tamamlayacağız. Bu konuda ondan sonra nedir? Geldiğimiz zaman eğer o olmasa yine A2'de devam edecek, altyapıda devam edecek. Tekrar bünyemize alacağız onları. Bizim gözetimimizin altında olacak. Ama tabii ki geliyoruz tesis olayına. Altyapıya da bir tesis yapılıyor yine. Sağolsun bir taraftar grupları da bir arsa vermişler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Onlar da onayı da altyapıya komple bir tesis yapılacak. Sahasıyla, beslenmesiyle, çalışmasıyla, her yönüyle, eğitimiyle varıncaya kadar. Yani yeni bir yapılanmaya girdik. İnşallah size burada bunun sözünü veriyorum. Bu istediğimiz yere geleceğiz. Yani bu İzmir'de bir yapılanma olayını Allah nasip ederse ilk defa burada Hüseyin Başkanım, Özgür Bey ve ben Erhan Altın olarak bunun çalışmalarını hiçbir dakika duruyorum. Geldiğim günden beri burada hem transfer hem bu tesisleşme olayının üzerinde basa bas duruyorum. Şimdi üst yapı ve transfer sorabilirsin. Evet. Hocam şimdi %90 oranında kafamdaki kadro oluşturuldu dediniz. Evet. 13 transfer yapıldı. Transfer devam edecek anladığım kadarıyla. Hangi noktalara transfer düşünüyorsunuz? Bölgelerde, hangi mevkilerde açık var? Ya açık bir defansımda var. Merkez bölgede bir çim var. O da herhalde oldu olacak gibi. Bugün yarın bitecek gibi. Bir de eğer çok istediğimizde ekstra bir bulabilirsem ön tarafa bir sağda solda oynayan bir arkadaş alacağım. Kanatlarda önde sağda solda oynayan bir arkadaşımız da katacağız. Onu da şöyle bekliyorum. Ligden belki gelebilir. Takımlarında olmayanlar. Bir de şunu diyorum. Benim gençlerim var elimde. Bir iki tane genç var. Eğer onlardan o verim alırsam ona da hiç ihtiyaç duymam. Hiç ihtiyaç duymam. Eğer o yükü, o antrenmanı kaldırabilecek güçleri olduğu süreç içerisinde ki biz vereceğiz, yüklemeleri yapacağız. Hiç gözüm kapalı vermem. Hocam golcüm var mı? Golcüm var. Var var. Var. Geçen sene çünkü Göztepe çok ciddi anlamda gol sorunu yaşadı. Nasıl yaşadı ben anlamadım. Ben bilmiyorum işte. Yani Şaban gibi bir golcü var. Ergin Kereş gibi bir golcü var. Aşkına yani şimdi ben bilmiyorum. Ben sizlere soruyorum bunu yani. Ben bir var mı burada yani. Tabii ki bilemiyorum. Her şehrin bir şeyi var. Gol atamamaktan düştü. Ya oyunsal formatı da vardır. Tabii ya bir takım şeyler vardır. O konuda ben kimseye bir şey söyleyemem. Herkesin bir kendi taktiksel zihniyeti vardır. Herkesin bir futbol mantalitesi vardır. Ona göre şey yapabilir. Yani o konuda ben yorum getirmek istemiyorum. Ben kendi futbol mantalitemde yani golcüm var. O konuda Göztepe taraftarı rahat olsun. Gol çok önemli. Tabii. Çok önemli. Hocam forvet transferi konusunda özellikle Tayfun Özkan ismi gündeme geldi. Özellikle taraftarlar Tayfun Özkan'ı çok seviyorlar ve yeniden takımda görmek istediklerini yönetime ilettiler. 2 sene önceki şampiyonlukta Tayfun Özkan çok önemli bir rol oynamıştı ama siz istemediniz zannediyorum. Tayfun'la görüştüm. Tayfun geldi. Ben şimdi Tayfun'u çok beğeniyorum. Burada gol kurallığı yaşamış, şampiyonluk yaşamış. Hı. Hakikaten taraftarın övgüsünü, sevgisini kazanmış bir futbolcu. Yani ben oraya Tayfun'un bana ismi çok geç geldi. Hı. Ben oraya 4 tane adam aldım. Futbolcu aldım oraya. Futbolcu aldıktan sonra şimdi Tayfun'u almam hem onun için bir kayıp olur hem diğer aldığım futbolcular için bir moral motivasyon bozukluğu olur. Yani
fazla olan bir bölgeye bir de hesap sorarlar. Ben şeyin taraftarın yerinde olsam o yönden yana hesap sorarım. Hocam 4 tane adam var, nereden alıyorsun, niye alıyorsun bunu? Parayı bu kadar niye har vurup harman savuruyorsun de bana hesap sorulması lazım. Geç geldi yani. Tabii yani bana geç gelse saygı duydum. Beğendiğim bir futbolcu. Evet. Artık herkes bir yerde misyonunu dolduruyor. Doldurup tekrar bir şeyler olmuyor. Geri dönüş olmuyor tekrar. Hı hı. Şimdi takip ettim. Giresun'a gitti. Belediye gitti. Yani orada da pek başarılı olamadı. Yani kendini veremedi. Herhalde yani Göztepe'den ayrıldıktan sonra o performansı tekrar yakalayamadı. Yakalayamadı. Burada yakalayabilir miydi? Bir soru işareti. Yakalayabilirdi belki de. Ama o yani ben hele benimle yakalamaması diye bir sorun yok. Yakalardık onu. Alırdım, okşardım, severdim, sarılırdık, kızardık birbirimize, bağırırdık, çağırırdık, gülerdik. Bu işi çözerdik, sorun değildi. Ama geç gelinmiş bir isim oldu. Aldıktan sonra oraya artık şey yapamadık. O süreçte Tayfun Özkan ismi gündeme geldiği süreçte Hatayspor'dan bir de Güney'i istiyordunuz. Güney'i zaten almıştık biz o gelmeden. Güney'i en baştaki transferlerimizden biriydi Güney. Ben Güney'i gruplarda seyrettim. Hı-hı. İlk maçta yazdığım isim Güney. Hı-hı. Diye. Ve buraya geldiğimde de ilk verdiğim isimlerden biri. Aldık oldu ama yönetim kongre vardı. Kongreden sonra alamadık, gelmedik. Çünkü yani. Yani zaten onu biz o santfor değil ki o forvet o. Sol tarafta oynayan, forvet santfor arkasında oynayan. Hedef santfor değil. Hedef santfor değil. Arkadaşlar bazen çok karıştırıyoruz. Santfor'da forvet deniyor. Forvetten gol bekliyoruz. Değil. Forvetten gol bekleyemezsin. Forvet attığı goller ancak sağ taraftan gitse, içeri girerse, gol noktasına girerse gol atar. Santfor gollü vurucuyla, gol koklamasıyla, gol noktasına gidişiyle, duvar oluşuyla santfor odur yani. Şimdi biz bazen göre her yere forvet diyoruz. Forvet ben diyorum. Forvet. Ne forvetim var benim var. Ya hocam nasıl var forvet? Ya forvet diyorsun bana yani forvet. Santfor de bana tamam santfor diyeyim yani. Konuşayım. Yani burada bazı dinlerde şeylik oluyor. Onlara evet. Çok şey yapmamız lazım. Yani forvetle santfor ayırmamız lazım. Sonra çocuklar Halil bir forvetken zaten. Şaban santrfordur değil tabii mi? Tabii yapar. Şimdi Halil bir forvet. Ali Küçük bir forvet. Şaban bir santfor. İlyas bir santfor aldı. Yani bunlar santfor, tipik bir santforlar yani. Ha bunları nasıl? Bunları bazen ne yaparsın? Çift santfor oynatırsın ki çift santfor olacak. Ha bazen ne yaparsın? Arkasında oynatırsın birini, birbirlerini tamamlarlar. Yani burada taktiksel olarak o bizim işimiz. Onu biz zaten öyle bir kadro oluşturduk. İnşallah. Fatih Güven de izleyicilerimizden, Göztepe taraftarlarından Fatih Güven de forvet arkasında top yapan bir orta saha eksik değil mi diye sormuş. Var mı öyle bir eksiğimiz? Yok, var. Bizim oyuncularımız var. Forvet arkasında aldığımız var. Yani orada kullanacağımız mesela Furkan var. Furkan'ı kullanabiliriz orada. Zaten şimdi biz forvet arkasında değil. Benim futbolcu profilim sistemim 4-4-2. Evet. 3-4-1-2 sisteminde aldığım futbolcu profili bunu yapıyor. Zaten orta sahada bizim Berkay aldım. Berkay var orada oynayabilecek futbolcu. Teknik kapasitesi, futbol zekası, araya atılacağı topları, oyunu ne zaman ağırlaştıracağı, ne zaman yavaşlaştıracağı konusunda. Onurumuz var bizim orta sahada oynayan, Onur var. Yani biz orada o konuda sıkıntımız yok. Ha bir iki isim var. Alabiliriz de. Yani iyi bir konu alabiliriz. Onları bekliyoruz. Tabii ki burada maliyet de önemli. Tabii. Bu maliyeti aşarsak bir dengesizliği, dengeyi bozmak istemiyoruz içeride. Eğer o maliyete uygun olmasa öyle bir futbolcuya da ihtiyacımız var yani alabiliriz öyle bir futbolcuya. Evet. Hocam şimdi Göztepe 2. lige düştü. Tabii Göztepe sevdalılarının, sempatizanlarının yine içi sızladı. Yani Göztepe 2. lige yakışmıyor. Hatta PTT 1. lige de yakışmıyor. Göztepe'nin yeri elbette ki Türkiye'de Süper Lig. Ama şimdi mevcut şartlarda ikincilik için bir kadro oluşturuluyor. Peki bu kadro için tabii ki sizin önümüzdeki sezon hedefiniz şampiyonluk. PTT 1. lige geri dönmek. Bu kadro oluşturulurken PTT 1. lig için de bir iskelet hazırlanıyor mu? Yani transferler bu doğrultuda mı yapılıyor? Zaten o takımı kurduk. Bakarsanız, incelerseniz kadroyu o takımı kurduk. Biz burada adaptasyon dönemimizi atlatıp
yukarıya çıktığımız zaman hazır bir vaziyette. Hem kadro itibariyle, hem futbol anlayışı itibariyle, hem iletişim itibariyle yukarıya çıktığımız zaman neredeki tabii eksiklerimiz olmayacak mı? Olacak. Orada nokta transferlerimizi koyup biz orada silme gideceğiz Allah nasip etse. Bizim hedefimiz bu. Biz bu doğrultuda çıktık yok. Yani o konuda bir sıkıntımız yok. Şükürler olsun hocam, ki. Şimdi bir de rakipleri bir anlat bize. Ben rakipleriniz bütün kimler? Rakiplerime yani hepsine saygı gösteriyorum. Başka yani ben takip ediyorum, izliyorum diye diyorsunuz. Şimdi 18 takımlık birlikte Göztepe'nin dışında 17 takım birden şampiyonluk mücadelesine giremez. Yani eğer söylediğiniz gibi takip ediyorsanız ki inanıyorum takip ediyorsunuz. Gene de size yani Göztepe'ye bu yarışta şey olabilecek, rakip olacak takımlar 5-6 takım var. İşte yani onlarla transferleriyle falan işte onlar. Tabii. Kim onlar? Tabii. Bir Aydın var. Aydın. Bir Yeni Malatya var. Yeni Malatya. Hatay var. Yani şimdi Kartal Spor var. Yine birincilikten gelen. Kartal. Şimdi ya bunlar hedefi olan. Onların yapılanmalarını hep takip ediyorum, bakıyorum. Ama yine de ne olursa olsun yukarıdan aşağıya gelmiş bir takım muhakkak bir iskeleti vardır. İskeletine takviye yapacaklardır. Ama şunu söyleyeyim. Biz de transferler yaptık. Bizim de hedefimiz var. Her takımın hedefi var. Burada transfere isimler oynamıyor sahada. Sahada kim olursa olsun rakiplerinizi ne kendinizden fazla üstün, ne kendinizden fazla aşağı görürseniz bu işin üstesinden gelemezsiniz. Evet. Rakiplerinizi kendi seviyenizde görüp, aynı seviyede görüp, mücadelenizi sahada sağlıklı bir şekilde yaparsanız bunun üstesinden gelirsiniz. Sahada düşündüğünüz, hiç diyelim ki X bir takım, isim vermek istemiyorum, rencide olmayalım diye, X bir takım, ha biz bunu nasıl olsa yeneriz ya. Öyle bir mantalite yok. Yenemezsin. Çünkü ben bunu bir fiil yaşadım. Hem Süper Lig'de yaşadım, hem PTT Ligi'nde yaşadım. Ben buraya, bana çok teklifler de geldi. Ben buraya takımıma döndüm. Bunu burada değil, bir hedefi olan bir camiaya geldim ben. Ve Allah kurban olduğum Allah'ım da bana bunu yaşatacak. İnşallah. Bu hedefi inşallah layık olduğu yere en kısa süreçte burada yine birlikte bunu konuşuruz, bu programı yaparız. Yeri neyse o yere alıp konduracağız. Her şeyle, altyapısıyla, tesisiyle, her şeyle oraya konacağız. Sezon sonunda şampiyonluk kupasıyla programa geleceğim diyorsunuz yani. Geleceğim. O bir kere ya bunu sakın ola kimse rakibi küçümseyerek algılamasın. Evet. O benim enerjim o. Benim futbolcularımdan aldığım, başkanımdan aldığım, taraftarımdan aldığım enerjiyi ben burada yansıtıyorum. O enerjiyi almasan benim o öyle bir şeyle gelir misin buraya? Ne kadar transfer yaparsan yap, negatif bir camia olduğu süreçte ne olursun hep kara kara düşüneceksin. Kimle uğraşacaksın? Takımla mı uğraşacaksın? Taraftarla mı uğraşacaksın? Yönetimle mi uğraşacaksın? Neyle mi uğraşacaksın? Personelle mi uğraşacaksın? Rakiple mi uğraşacaksın yani? Gazeteciyle mi uğraşacaksın? Hiç ya dediğiniz gibi bravo. Kiminle uğraşacaksın? Yani burada ben o rahatlığım var. Ben çünkü imza atırken basındaki arkadaşlarıma da söyledim. Biz bir aileyiz dedim burada. Aile siz de bizdensiniz dedim. Kaçamazsınız. Onu bilin yani. Burada başarı varsa birlikte, başarısız varsa siz de varsınız bunun içinde. Olmak zorundasınız. Hocam çünkü, sen başarılı olunca sizden oluruz da başarısız olunca bak gör bakalım sen. Yok ben herkese, Özel abicim, ben herkese o konuda saygı gösteririm. Dedim kendilerine de sakın ola. Kaleminiz ne giriyorsa onu yazın. Ben okurum, saygı gösteriyorum. Niye? Çünkü beni izliyor, antrenmanıma geliyor, maçıma geliyor. Bana saygı gösteriyorsa, oraya tabii, kalemini tabii, alıp emeklere yazıyorsa doğru. O saygıyı ona gösterip okumam doğru. Lazım. Ben de ona saygı göstermem doğru. Lazım. Saygıyı hak etmek için saygı göstereceksiniz. Bitti. Tabii. Bu karşılıklı, her şey karşılıklı. Hocam konuştuğumuz konuyla ilgili yine Kadircan Bey'den bir mesaj gelmiş. Hatta iki tweet var. Taraftarımıza güveni nasıl eğer sezon ortasında hedeften uzak olunursa kimi suçlar bizim yoksa kendisini mi diye sormuş. Bir de Erhan hocamız kendisine güveniyor mu? Teknik heyet Göztepe'yi 1. lige çıkaracağız diyebilecek durumda mı şu anda? Deminden beri biz son derece kendinden ve takımından emin. Şunu bilsin taraftarım. Ben taraftarıma ne yaparsa yapsın benim o taraftarım.
coşkulu, hayran olduğum bir taraftar. Bütün suç Erhan altındadır. Bu takımın en ufak olumsuzluk bir olayı, ama şunu söylüyorum, lütfen rica ediyorum, ne yönetimime ne taraftarıma hesap sormasınlar. Bana gelip sorsunlar. Ben her şeye açık bir insanım. Ben her şeyin cevabını verecek bilgi birikime sahibim, şükürler olsun. Yaptığım olumsuzluğu da paylaşırım onlarla. Ben her şeyi doğru yapıyorum diye bir kanun yok kardeşim. Ben bunu futbolcularımla konuşuyorum, hocalarıma da söylüyorum. Ha benim bir olumsuzluğum varsa söyleyin bana, konuşun, açın. Ki onu düzeltme yoluna gidelim. Eleştiriye de açıyorum. Eleştiriye açayım, her türlü açayım. Ben alıp okuyorsam köşe yazarlarını, benim hakkımda belden aşağı vurmadığı süre içerisinde saygı gösteriyorum işte. Belden aşağı vurdu mu biraz üzülürüm. Yani o işi olmayan bir şey. Tabii. Ama benim futbolu, oynattığım futbolla ilgili, taktikselle ilgili yaz, senden bir şeyler alayım ben. Ha diyeyim ki doğru diyor, bunu benim düzeltmem lazım. Onun üzerinde çalışma yapayım. Beni doğruya götürecek şeyler yazıldığı zaman gurur duyarım ben. Benim olumsuz yönümü bana güzel bir şekilde anlatacaksın ki ben ondan ders alacağım. Eğer sen benim kafadan atıma yazarsan, çünkü ben de maçı seyrediyorum. Ben de maçı alıp analiz ediyorum. Oturup saatlerce izliyorum. Bazen bakıyorum, senin yazınla bir alakası yok. Kendimi de eleştiriyorum. Diyorum ki Erhan burada bunu yapmamalıydın diyorum. Seyrederken. Yapmamalıydın kardeşim. Şunu şöyle yapmalıydın diyorum. Diye, çünkü onu o an öyle düşündüm, ama oynandıktan sonra her şey o kadar şeffaf gözünün önüne geliyor ki. Ama ben onu nasıl öğreneceğim, onun öyle yapmadığımı? Bir olumsuzluğunu göreceğim ki ben onun üstesinden gideceğim. O yüzden de çalışacağım, araştıracağım, doğruyu bulacağım. Evet. Hocam tekrar transfere dönecek olursak, az önce bir stopere ihtiyacınız olduğundan bahsettiniz, evet. Ama Veli Kızılkaya bildiğiniz gibi geçen sezon kadroda yer alan oyunculardan biriydi. Hatta yönetimle konuşup takımda kalmak istediği yönünde de haberler çıkmıştı, ama siz Veli'yi zannediyorum veto ettiniz. Veli'nin şunu kimse yanlış anlamasın. Ben Veli'nin futbolculuğuyla falan değil. Veli artık burada misyonunu doldurdu. Artı bir de 6 maç cezası var. 6 maçta sen takımını oturtturduğun zaman 6 maçta o formayı almak biraz zor olur gibi gelir. Hani belki başka bir takımda eksik olan bir gün. Artık burada bazı şeyleri bir şeffafla izlemek lazım. Bir şeyleri konuşurken, bir şeyleri tartışırken bu şeyin derinine inmek lazım. Kulübün derinine inmek lazım. Bir araştırma yapmak lazım. Niye böyle şeyler dönüyor ki? Hele ki basının bu konuda çok iyi araştırması lazım. Ki basın araştırıyor. Zaten araştırmıyordur. Onun bilincindeyim. Ama tabii ki soru olsun, soralım, konuşalım diye. Veli kendisi de zaten gitmek istedi. Veli'nin kendisi de gitmek istedi. Kalmak istediği bir şey. Ben Veli'yle hiç konuşmadım. Kalmak isteyen futbolcular benimle açıyor, konuşuyor. Kalıyor, konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz. Gitmek isteyenler de açıp konuşuyor. Hocam gitmek istiyorum. Beni Veli bir sefer aramadı. Hemen hemen herkesle konuştum. Ramazan'la konuştum, Orhan'la konuştum, Furkan'la konuştum. Herkesle hemen hemen. Ali Küçük'le konuştum. Gidenlerle. Dilaver'le konuştum. Sohbet ettik, konuştuk, telefonlaştık. Yurt dışında dahil. Kalmanı istiyorum dedim. Kal. Lütfen. Hocam kalamam. Ben orada beyin olarak bittim dedim. Ona saygı göstermekten başka bir şey. Onu söyleyen bir futbolcunun zaten kalsa da yararı olmaz diye tahmin ediyorum. O kadar hoşuma gitti ki. Bana anlatıyor, diyor ki hocam gelirim diyor. Ben sizin için gelirim oraya. Oynarım diyor, ama bey size faydalı olamam diyor ya. Canım benim ya. Ne diyebilirsin ona artık ya? Allah yolunu açık etsin dedim. Evet. Gittiğin yerde inşallah başarılı olursun. Hocam Şamil takımda kalacak mı? Ya Şamil herhalde kalacak gibi. Yani Şamil'in durumunu daha tam bir şey yapamadık. Evet. Peki hocam şimdi bir de sportif direktör Özgür Bey var. Özgür, evet. Zengin var. Birlikte çalışıyorsunuz. Transferleri için birlikte sürekli mesai, evet, harcıyorsunuz. Evet. Arada böyle sorunlar çıkıyor mu Özgür Bey'le? Yani özellikle transfer konusunda. Şimdi yani sorunlar derken... Bu kültür çok önemli. Türkiye'de çünkü yerleşmiş bir kültür değil sportif direktör. Değil. Çok önemli. Hatta Beşiktaş'a Önder Hoca geldiğinde bile ben şöyle dedim, bunu açık açık da söyleyeyim.
o takımda gidecek bir yerli teknik direktörün, bilemiyorum o kültüre sahip, çalışmayabilir dedim onunla. Çalışmayabilir dedim, zor. O kültür daha yetişmedi. O kültüre sahip olmamız lazım. Bir kere her insanın bir egosu vardır. O egonu iyi yönde de kullanabilirsin, olumsuz yönde de kullanabilirsin. Eğer olumsuz yönünde kullanmak istiyorsan, o zaman onunla her şeyin ters düşer. O size bir şey söyler. Siz egon yüksekse, ben bu işi çok iyi biliyorum, sen karışma bu işe dersin, kopukluk olur. Bizim şükürler olsun, benim öyle bir egom var. Egomu hep kendimi geliştirme ve bir şeyler yapma adına kullanıyorum. Ve paylaşımcıyım, her şeyi paylaşıyorum. Ki benim şu anda baktığınız zaman benim üstümde futbol direktörü. Ama o kadar uyum içerisinde çalışıyoruz ki hiçbir sıkıntımız yok. Ki Özgür de bana sormadan bir şey yapmaz. Alır, hocam böyle bir olay vardır. Alırız onunla beraber, masaya yatırırız, tartışırız. Doğrusu neyse öncelikle kulübün menfaat ve çıkarları doğrultusunda yapıyoruz. Sonra en son noktada bizim önderimiz, liderimiz Hüseyin Başkanımıza götürüyoruz, veriyoruz. Ona da verirken her şeyi içeriğiyle anlatıyoruz. Anlattıktan sonra okeyini veriyor, bazen vermiyor. İşimizi, ama şu ana kadar şükürler olsun her konuda sağlıklı bir çalışmanın ürününün elde ettiğimizi düşünüyorum. Evet. Şimdi birkaç tane taraftar sorusu aktaracağım sizlere. Evet, size Ali İlker Yüksel, Erhan hocama güveniyoruz. O kupa Mayıs'ta İzmir'e gelecek, inanıyoruz. Enerjisine nazar değmesin demiş. Teşekkür ederim canım. O enerjiyi bana onlar veriyor. Hı hı. Onlardan alıyorum hepsinden. Şimdi Kadircan Bey yine bir tweet atmış ama gece hayatıyla ünlü futbolcularımız var. Onlar için bir önlem alacak mı diyor. O da çok hassas bir konu. Hocam ne dersin? Siz bir şey söyleyin bakalım bu konuda ki sizden ben bir şey alayım. Benim o konuda çok çalışıyorum ben çünkü. O konuyu şey yapıyorum. Efendim ben 1956'dan beri bu işin içindeyim. Benim çıkamadım. Doğduğum günden maşallah. Maşallah. Her ya. Türlü tedbiri aldım diyen teknik direktörün futbolcularını da ben yaşadım. Bu işin ucu açıktır. O kadar güzel. Bak, her dediğiniz gibi teknik direktörün ben bu işin önlemini aldım. Benim kontrolümde şuraya tıkadım onları, buraya tıkadım onu. Onlar bu artık. Mantalite senin söylediğin gibi hocam. O artık profesyonelse hocaya mocaya ihtiyacı bravo. Yok. Bravo. Evet. Şimdi o konuda ona açayım istiyorsa şey tabii. Diyorsa onu. Şimdi ya dünyanın en büyük futbolcularından biriydi Roberto Carlos. Türkiye'den niye kaçtı? Düşünebiliyor musun? Ben şimdi o konuya şöyle bakıyorum. Bunu artık bazı teknik direktör dostlarımızla, meslektaşlarımla bazen ters düşüyoruz bu konuda. Ben şimdi kadro kurdum. 25-26 kişilik bir kadrom var. Her mevkinin iki adamı var. Rekabet ortamı oluşturuyorum. Ben onların özel yaşantısı için çoban değilim. Evet. Sopayı alıp yaşını başını almış futbolcular kendi özgüvenle nasıl para kazanıyorlarsa hayatlarında, yaşamlarında öyle baskı altında tutmadan sürdürmeleri lazım. Bunlar insan. Bunların tabii ki diyorum ben kendimi açık açık her şeyi konuşuyorum açık açık. Tabii ki kız arkadaşınız olacak. Ama size yakışan, camiaya yakışan bir hanımefendiyle gidersiniz, bir yerde oturursunuz, yemek yersiniz, alırsınız, getirirsiniz, gelsin. Bu nişanlınız olur, bu sevgiliniz olur, bu arkadaşınız olur, bu aileniz olur. Her şey olabilir. Bu şekilde ben futbolcularıma bu özgüveni veriyorum zaten. Ha bana ne yap? Beni bir maç kandırırsın. İkinci maç kandırma şansın yok. Antrenmanlarda kendini gösterirsin. Çok iyi çalışırsın. Çünkü ben antrenmanda çalışan futbolcuya formayı veriyorum diyorum. Ama sen o antrenmanda ben bu formayı alayım diye kendi enerjini deponu bitirip maça bir şey saklamadan çıkıp bu formayı giyeyim orada gözükeyim zihniyetinde olduğuna onu beni bir sefer kandırır, bir sefer kandıramaz. Öbür arkadaşın formayı alır giyer. Ben bu konuyu futbolcuların beynersizim. Kampmış bilmem kontrol. Benim kurallarım var. Ben o kuralları yazarım.
veririm. İkinci defa konuşmam. Yapmayan da bir bedeli vardır. Bedelini öder. Bu kadar basit olay. Bu konuyla ilgili duydum en iyi teknik direktör açıklamasıydı. Evet. Yani bu hiç evet. Benim futbolcum böyle olacak. Ben futbolcumla arkadaşım. Benim ondan verim almam lazım benim ya. Benim evet. Ona alıp bir yere tıkayıp hapis etme hakkına sahip mümkün miyim değil, ya? Mümkünatı var mı böyle bir şey ya? Çünkü biz bunu yaşadık. Türk insanın bir kere yasağa karşı, olumsuzluğa karşı enteresan bir heyecanı var, istek arzusu var. Sal gitsin kardeşim ne yaparsa yapsın. O sorumluluğunu taşımıyorsa zaten kendi geleceğini köreltiyor. Kendi geleceğini karartıyor ya. Evet. Peki Ayberk Ürkmez demiş ki kulübün yetiştirdiği gerçek Göztepe'li Recep Kayık hakkında ne düşünüyorsunuz demiş ama Recep'i bilmiyorum yakın zamanda takip ettiniz mi? Altyapıdan. Çıkmıştı ama Recep tabi son yıllarda Göztepe forması giymedi. Ben bunu hatırlayamadım Recep'i ya. Nasıl şey? Nerede şu an? Geçen sezon nerede forma giydi ben de hakikaten bilmiyorum. Yani Recep Kayık zannediyorum 3 sene olmuştur Göztepe'den ayrıldı. Hocam Erman Özgür transferi hakkında ne düşünüyorsunuz demiş Mert Bey. Var mı gündeminizde Erman Özgür? Ya Erman Özgür var. Erman Özgür benim çok beğendiğim, takdir ettiğim futbol mantalitesi, oyunu oynattıran, oyunu yönlendiren, teknik kapasitesi muhteşem bir futbolcu. Öyle bir şeyimiz var, dur bakalım. Yani eğer kendinden de bir şey alabilsek ara sıra görüşüyorum telefonla. Eğer bir şey olursa biraz da şey tabii nerede bakalım. Şimdi? Biraz maddiyat nerede? Mı şeyde, diyeceksiniz? Mersin, yok Adana Demir'deydi. Adana Demir'deydi. Finallere falan da bitti. Şu anda Adana Demir'den ayrıldı diye biliyorum ben de. Bon servisi elinde yani. Evet öyle olması lazım. Çünkü o benim futbolcumdu da biz Akçaabat'ta birinci Süper Lig'deyken oynarken oydu hayran nasıl bir futbolcu. Çok teknik. Nasıl futbol zekası zeka. Yüksek. Çünkü benim bana karşı da rakip olarak da oynadı. Yani üzerine adam veriyor. Aman oğlum dikkat et ona nazaran futbol zekasıyla o adamdan bile eksiltiyor kendini ve bir anda korkunç bir futbol zekası. Çok erken düşünen biri. Bizim futbolda bu çok önemli bir şey. Çünkü herkes topun olduğu yere yoğunlaşıyor. Bu topun olduğu yere her an buluşacağım. Buluştuğum anda kime kullanacağım? Hangi arkadaşım buluş? Oraya bakıyor. Topun oraya bakmıyor yani. Geldiği anda yeri geliyor tek top. Geldiği anda alıp kontrol yapıp yine tök top atıyor adamın. Çok korkunç bir zekası var. Ama tabii ki de bir de yaş şeyi var. Onunla da şey yapıyoruz. 36 yaşında ama futbolun yaşı şeyi o yok. O zeka ikinci ligi kaldırır diye düşünüyorum ben. O zekayı kim kaldırırsa, o gücü kim yapıyorsa alacak oynayacak arkadaşlar. Hiç gerek yok. Hocam ben geçen sezonun devre arasında dönmek istiyorum. Şimdi çok konuşulan bir transfer hadisesi vardı o dönemde. Abdülkadir Özgen. Siz geçen sezon Samsunspor'un başındaydınız ve Abdülkadir Özgen Bucaspor'dan hatırlayacağız. Öcal Uluç Göztepe'ye imza atmak üzereydi. Hatta geldi, yarın geliyor şeklinde haberler de basında sıkça yer aldı o dönemde İzmir'de. Ancak Abdülkadir yarın Göztepe'ye imza atacak derken bir anda Samsunspor'un kapısında gördük Abdülkadir'i formasını giymiş şekilde. Abdülkadir attığı gollerle de Samsunspor'un ligde tutunmasında önemli pay sahibi olan oyunculardan biriydi geçen sene sizin kadronuzda, sizin oyuncularınızdan. Ama ben yoktum. Siz yoktunuz. Peki, Abdülkadir eğer Göztepe'ye gelmiş olsaydı roller değişir miydi acaba? Vallahi onu değişir mi değişmez mi? Belki burada verimli olamazdı. Orada oldu. Yani her an her şey değişebilirdi. Onu ben bilemem. Belki gelir dediğiniz gibi olabilirdi de. Yani burada da gollerini atabilirdi, ligde tutabilirdi. Abdülkadir'i şöyle söyleyeyim ben size. Ben Abdülkadir'i çok takip ediyorum. Ben Abdülkadir'i çok beğendiğim, takdir ettim ve Samsun'a sezon başı almak istediğim bir futbolcu. Eğer Abdülkadir'i ben sezon başı Samsun'a alsaydım ben şu anda belki Süper Lig'deydim. Bak inan. Abdülkadir'le Mustafa'yı istedim. Şimdi Balıkesir aldı. Gençler Birliği'nden. İki tane adam istedim. Ve ikisinin de hocalarıyla birinin hocası Rıza'yı aradım. Rıza hocamla konuştum. Rıza dedim Abdülkadir'i istiyorum senden. Tamam hocam dedi vereceğim dedi. Bana dedi birkaç gün müsaade et dedi.
O ara okeyini aldım. Başkana söyledim. Emin Başkan'a söyledim. Emin Başkan, Mecnun Başkan aradı. Mecnun Başkan'dan okey çıkmayınca alamadım. Benim listemdeydi zaten devre arası. Sonra şeyler oldu. Ben bıraktım tabii. Kendi şeyime bıraktım. Başarısızlıktan değil, başarıydım orada ama kendimde bir şey aradım ben. Acaba bende mi bir uğursuzluk var? Her 9 maç beraberlik böyle bir şey olamaz ya. Ve üzüldüm. Ama sonuna kadar öyle gitti. Ya hiç öyle bir şey olamaz canım. Nasıl biliyor musun? Kendimi artık utanmaya başladım. Neye utanmaya başladım? Taraftarın yüzüne bakamaz duruma geldim. Ha taraftar mutlu. Hoşta bayılıyorlar. Oynattığım futboldan bilmem ne hayır. Ama bir şey diyemiyorum. Yani berabere kalıyoruz kardeşim. Ya mağlubuz. Mağlubuz yakalıyoruz. Ya galibiz yakalanıyoruz. Bu tür bir şey. Ve en başkanın yüzüne bakamaz oldum. Ya en sonunda şey maçından sonra, Şanlıurfa maçından sonra kararımı verdim. Başkan dedim, çok özür diliyorum sizden dedim. Mahcubum, şuraya gelmeden gitmem lazım dedim ama sizinle helallaşmak istiyorum dedim. Beraberliklerin yarısını kaybetse, yarısını kazansa %50 puan fazla. Bravo. Yarısını, beraberliklerin yarısını kaybetse küme düştü. 5 tanesi cebime girdi. Asıl lider oldun, şampiyon oldun yani. Öyle bir şey yok. Ki sıfırdan bir takım kurdum hocam. Sıfırdan 17 tane adam aldım. 17 tane. O takımı ve kısa süreçte herkes ikinci dönem etap çalışmasını bitirdiğinde biz 3. döneme geldiler. Biz 3. döneme gittik hesap edin. En son noktaya gittik. Gençlerle ama şükürler olsun. İşte o şey çok önemli. İletişim çok önemli. O futbolcularla kurulan iletişim çok önemli. Onu kurduk orada. Çok iyi bir ortam yakaladık. Aynı dediğiniz olayları gerçekleştirdim. Orada bir takım şeyler de olmadı mı? Oldu. Çektim futbolcularımla konuştum. Kulağıma geldi çünkü. Aldım. Güzelce izah ettim. Ceza vererek değil. Onu aşağılayarak değil. Onunla süper bir konuşarak, onu eğiterek. Biz eğitimciyiz ya. Bir insanı kaybetmek iki dudak arasında değil mi? Abi, al git tamam oğlum git lan egon git affedersin bilmem. Ha böyle bir şey yok ya. Ha, lütfen o insan o çocuk daha o bebek daha ya. Futbolcu öyle onunla biz konuşarak, koklaşarak, sohbet ederek sağ olsun üstesinden geldim. Kendileri uslu uslu geldiler oturdular. Biliyorlar çünkü ikinci sefer yaptıklarını kendileri kendini imha ediyor zaten o tip adamlar. Evet. Peki hocam Görkem Topuz Civar Çetin'i sormuş gelme ihtimali var mı? Civar'ın bir şey yaptık ama olmadı herhalde. Olmadı. Maddi olaylardan dolayı oluşmadı. Şamil'le ilgili Şamil taraftarlar çok tweet attılar ama programdan sonra söyleyeceğim onları size. Şimdi canlı yayında söylemeyeyim. Hocam kamp programıyla ilgili yok, bilgi verir misiniz? Şamil önemli değil. Söylüyor. Şamil'le de konuştum. Hayır. Söylüyorlarsa ne gibi? Hiç önemli değil. Şamil için canlı yayında söylemeyeyim dedim ben de. Yok hiç fark etmez. Konuşalım her şeyi. Ben size bir şey söyleyeyim lütfen. Yani şey hocam Şamil siz takımda kalacak dediniz ama evet. Taraftarlar çok büyük oranda Şamil'i takımda görmek istemiyoruz diyorlar. Biliyorum. Şimdi bu zihniyeti de değiştirme. Ben onu zaten Şamil de kalmıyor. Şamil biliyor ama ben kendi fikrimi söyledim. Şimdi Şamil çok kaliteli bir futbolcu. Çok tempolu bir futbolcu. Ama Şamil şeyin üstesinden gelemedi. Baskıyı atamadı üstünden. Taraftar baskısını atamadı. Taraftar baskısını atsaydı taraftar o benim coşkulu büyük taraftarım. Futbolcusuna Şamil, Ahmet, Mehmet hiç fark etmez. Sahip çıksaydı onları omuzlarında alıp taşısalardı. İnanıyorum ki bu takımın üstesinden gelirdi. Şimdi bu takımda tek suçlu Şamil mi? Lütfen ya. Bu takım kim varsa ben şimdi burada demin ne diyorum? Bir başarısızlık varsa kendi üzerime alıyorum. Tamam diyorum. Ama ben bunu konuşurken benim ekibimle herkesle bunu personele varıncaya kadar hepimiz suçluyuz burada. Demek ki birimiz bir yerde bir olumsuzluk yaptık. Başarı da varsa hepimiz varız. Çünkü herkesin bir yerden ufacık da bir iğne kadar katkısı vardır yani. Evet. Mutfak yönünde gelenler de vardır. Şamil kalmıyor zaten. Şamil gitti. Şamil gitti. Yani Şamil. Yani takımda şey kalacak yok. Gibi yok, dediniz. Yok. Onu kalacak söyledikten dedim. Sonra onu Şamil'le ilgili çok tweet geldi. Yanlış şey oldu. Şamil konusunu ben istiyordum mesela kalmasını. Siz kalmasını istiyordunuz ama onu demek istedim ben. Yanlış anlaşılma oldu. Anladım. Ama
Şamil kalmıyor. Ben eğer Şamil kalsaydı ben Şamil'i taraftarlarımla barıştırırdım. Giderdim onlarla birlikte alırdım. Bir konuşurlardı. O ona derdini açardı. O ona derdini açardı. Bir şeyler olurdu. Derdi inanıyorum ki o taraftarın coşkusu, o taraftarın enerjisi, sinerjisiyle birlikte bu takıma çok fayda sağlayabilirdi. Ama olmadı, tutamadık. Sağlık olsun. Allah yolunu açık etsin. Şimdi hocam bir şey soracağım size. Yani deminden beri dinliyorum. Ben ilk defa tanışıyorum sizden. Fikirlerinizi de dinledim. Bir iki dakikalık bir vaktimiz kaldı. Tamam, çok kısa bir soru soracağım da. Çok benim için çok önemli. Buraya gelen bütün teknik direktör arkadaşlara bu soruyu soracağım aynısı. Şimdi Alman takımları Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ları, Real Madrid'leri domine ettiler. Evet. Ve finali iki Alman takımı oynadı. Şimdi bu tablonun içinde İzmir Gücü Vakfı çok iyi bir şey yaptı. Almanya'nın en ünlü scoutçılarından birini buraya getirdi. Ve aşağı yukarı 2,5-3 saat tam fazla süren Almanya'da altyapı konusunda ve scout konusunda çok güzel bir konferans verdi. Şeyle. Şimdi ben oraya gittiğim zaman gördüğüm manzara şuydu. Oraya gelen teknik adamlarımızın sayısı gazetecilerden daha azdı. Yani mantalite diyorsunuz ya, evet, onu söylüyorum. Bir. İkincisi, bakınız Galatasaraylılar da dahil olmak üzere, Fenerliler de dahil olmak üzere bugün hala Türk kulüplerinin transferin temeli olması gereken scout olayından faydalandıklarını zannetmiyorum. Hocam şimdi, çok kısa bir değerlendirme. Çok kısa ama bu çok hassas bir konu. Kesinlikle. Scoutçılara verilen para... Bravo. Sokağa atılıyormuş gibi. Yani biz geçen sene bir iki programı sadece bu konu üzerine ayırdık. Yani çok önem veriyoruz aslında bu konuya. O kadar güzel bir konu ki ben bunu araştırıyorum zaten. Ben bunu üzerine yani çok gidiyorum. Ben Avrupa'da, burada. Şimdi adamların ben Avrupa'daki scoutların, scout başının nasıl bir futbolcu araştırdığını inceledim. Gidiyorlar futbolcuyu araştırıyorlar. Bir kişi değil, 4-5 kişi bir futbolcuyu seyrediyor. Toplantı yapıyorlar. Toplantıdan sonra ne diyorsunuz? Tamam, bizim takımımıza futbol mantası olacak, uyacak bir kişi. Okey. Bundan sonraki bir scout grubu daha var, araştırma grubu daha var. O da ne biliyor musun? Sosyal yaşantısını, aile durumunu, özel hayatını, arkadaş grubundaki davranış biçimine kadar... Dibine kadar inip ailevi yerini uzaktan takip edip oturmasına, kalkmasına, yemesine, içmesine varıncaya kadar takip edip ondan sonra okey gelirse alınıyor. Gelmezse yok. Diyorlar ki kusura bakmayın defteri kapatıyorlar, bitiriyorlar güle güle. Biz de programı kapatıyoruz hocam. Biz de programı kapatıyoruz. Sonuna geldik. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Özel Hanım'la birlikte, sizinle birlikte olmaktan çok gurur duydum. Biz de hocam. Biz de çok teşekkür ederim. İnşallah Göztepe'yi önce geldiği yere ondan sonra da bir üste. Hep beraber. İnşallah. Onu hep beraber. Sizlerin enerjisine de, sinerjisine de ihtiyacım var. Sizlerin bize aktaracağınız o sinerji çok önemli. Evet. Yani yarın biz sezonu açıyorsunuz. Açıyoruz. Bugün toplandık. Başkanımla Özgür Bey'le beraber futbolcu arkadaşlarımız, malzemeler, takım antrenörler işi çözecek. Yarın bismillah top başı yapıyoruz hayırlısıyla. Allah hayırlı bir sezon, güzel bir sezon. Hayırlısı. Güzel bitecek bir sezon olsun. Size de başarılar çok diliyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kırmadığınız için çok sağ olun. Ne demek? Sevgili seyirciler, Gündem Futbol'un bu haftada sonuna geldik. İlgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta salı saat 21'i gösterdiğinde yeni bir konukla tekrar karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalınız.